Arkadaşlar merhaba. Psikomotor gelişimden bir soru çözelim. Psikomotor gelişimde çocuğun duysal, algısal sistemleriyle ilgili olarak bazen sorular gelebilmekte. Bununla ilgili bir soru çözelim. Ne diyor sorumuzda? Yaşla birlikte çocuğun karmaşık duysal, algısal öğelerinde meydana gelen temel değişikliklerle ilgili olarak verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Şimdi öncüllere geçmeden önce yani duyu dediğimiz şey ne, algı dediğimiz şey ne, ondan bahsedeyim kısaca. Duyu dediğimiz şey içsel ya da dışsal olarak fark etmez çeşitli uyaranların vücut tarafından alınması değil mi? Çeşitli reseptör diyoruz biz bunu alan kısma. Çeşitli reseptörlerle alınmasına duyu diyoruz. Bu aldığımız bilgilerin yorumlanmasına ise algı diyoruz. Yorumlanması. Kısaca böyle bahsedebiliriz. Şimdi ilk öncülümüze bakalım. Duyuların baskınlık sırasında değişiklik meydana gelir. Şimdi bu öncülü düşündüğümüzde çocuk öncelikle neye güvenerek hareket eder? İlk başta dokunmaya göre değil mi? Dokunma duyusuna göre. İlerleyen yaşla birlikte bu durum neye kayar sizce? Tabii ki görmeye değil mi? Yani şöyle söyleyebiliriz. Çocuk en başta dokunma duyularına güveniyorken ilerleyen yaşla birlikte görmeye duyusuna daha çok güvenir. Dolayısıyla baskınlık nereden nereye gider? Dokunmadan görmeye diyebiliriz. Dolayısıyla değişiklik meydana geldi. Doğru. İkinci öncüle bakalım. Duyular arası etkileşimde artış meydana gelir. İlerleyen yaşla birlikte aynı burada dokunma, görme, işitme gibi duyuların çok daha iyi düzeyde bir araya getirilmesiyle birlikte çok daha koordineli hareket edebilir değil mi? Dolayısıyla bu da doğru. Üçüncü öncüle bakalım. Duyu sistemleri arasında ayrıştırma ilerler. Ayrıştırma dediğimiz şey daha çok duyu sistemlerinin çok daha kendi içinde keskin hale gelmesi, birbirinden ayrışması, yani çok daha net şekilde görmek, çok daha net şekilde işitmek şeklinde düşünebiliriz. Ve yaşla birlikte ne oluyor? Bunlar daha da keskin hale geliyor. Yani ayrıştırma duyu sistemleri arasında ilerliyor. Bu da doğru. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı.